Yeni müfredatın adı bile başlı başına ne yapmak istediklerini gösteren yerde duruyor. Türkiye Yüzyılının Marif Programı. Bu marif kavramı biliyorsun Osmanlı'yı çağrıştırıyor. Aslında Türkiye Cumhuriyeti bizim kendi yaşam sürecimizde ve öncesini de incelediğimizde temel iki direk üzerine yürüyor. Bir amaçlar belirliyorlar, bir de eğitimin ilkeleri yani Türk milli eğitiminin amaçları ve hangi ilkeler üzerinde yürüyecek diye bir belirleme yapıyorlar. Onun üzerinden hareket ediyorlar. Yani ihtiyaç duydukları insan tipine göre bir eğitim programı oluşturuyorlar. Kürtçe'de eğitimi perverde olarak yorumlarlar ve bu kanatlanıp uçmak, özgürleşmek, bağımsızlaşmak anlamını içerir. Bizim milli eğitimde ise eğitimi istendik davranışlar sergileyen, yani bilindik arzu edilen davranışları sergileyen, eğilip bükülen bir şekle sokulan insan tanımı vardır. İstendik davranışlar geliştirmek. Yani bu şeye benziyor. Bir maden ocağında alınan bir demir parçasının bir işlemlerden geçirerek bir alete dönüştürülmesi gibi. Bizdeki insan tipi ne yazık ki milli eğitim bu yöntemle, bu bakış açısıyla hareket ediyor. Oysa ihtiyaç duyulan insan, günü karşılayan, doğayı, yaşamı algılayan ve tüm dünyadaki yani evreni de algılayan, tüm toplumsal kesimleri algılayıp, bizi de içinde gören ve dünya uluslar ailesinin onurlu bir üyesi olma ve hem ekonomik hem düşünsel anlamda da bu algılayışla birlikte kendimizi bu evrende var etmeyi bilen insanlar olması gerekirken biz istendik davranışlarla sistemin devamlılığını sürdürecek olan insan tipi yaratmayı hedefliyoruz. Yani amaçları bu. Temel ilkelerde iki dayanak üzerinde yürüyor. Bunlar birincisi biliyorsunuz Cumhuriyet'le birlikte işte Atatürk ilke ve inkılaplarını içselleştirmiş insan tipi. Dini açıdan da baktığın zaman İslami değerleri öne çıkaran insan tipi. Yani bu iki şey üzerinde yalpalayıp gidiş geliş yaşayan bir eğitim sistemimiz var. Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren işte 5-6 ilke ve buna laiklik, laik eğitim, işte laik yaşam denir. Bunların hepsi takiyedir. Sonuçta Türkiye'de yetiştirilen insanlar İslami değerler ve Atatürkçü ilkeler üzerinde yetiştirilir. Bunun dışında kalan kesimleri, bunun dışında kalan yaşanmış olayları unutturmak ve kendilerine göre tanımlamayı hedefler. Bilimsel olan işte bir matematiktir, fiziktir, biyolojidir. Bunların ders sayısı azaltılarak ama Kur'an-ı Kerim eğitimi, Hazreti Muhammed'in yaşamı, din ve ahlak bilgisi derslerinin sayısının son derece fazla yükseltildiği ve eğitimin buna doğru yöneldiğini görüyoruz. Ve Osmanlıcılık geleneğini ön plana çıkaran işte son padişahın geçmişte Milli Eğitim Programı'nda tanımlandığı gibi değil, bir cumhuriyetinin Osmanlı devamı olduğunu vurgulayan bir eğitim programıyla karşı karşıyayız. Önümüzdeki süreçte eğer buna müdahale edilmezse, Türkiye'de yetişecek insan, yani bu Milli Eğitim Programı'yla yetişecek insanların günü karşılayan, onurlu ve özgür yaşamı kucaklayan insanlardan çok uzak, itaat eden, sistemin ihtiyaçlarını karşılayan, biat eden bir gönüllü köle kitlesiyle karşı karşıya kalacağız. Bu gidişatın Türkiye'nin geleceğimizde garantisi olan çocuklarımızın bu şekilde eğitimi gerçekten bir karanlığa gidiş olduğunu defalarca vurguladık ve vurgulamaya devam ediyoruz. Yetmiyor. Bundan sonra da bütün örgütlü yapıların özellikle bir özgürlük, bir gelecek demokrasi arayışında olan tüm toplumsal kesimlerin bu dönemde biraz daha hassasiyet gösterip örgütlenmek ve mevcut eğitim sistemine gerçekten tümden karşı çıkmak lazım. Tümüyle karşı çıkmak lazım. Hakikaten 2024'teyiz. Yani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını idrak ediyoruz. Ve burada artık biz köleliği değil, dinsel bir yaşamı değil,
Tüm toplumsal kesimlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği, Alevilerin, Kürtlerin, kadınların, gençlerin, doğanın özgürce kendini geliştirebileceği, yaşatılabileceği bir süreci örmemiz ve yaşamamız gerekirken, böyle bir mücadele hattında iken ama karşıda tam da bunun tersi olan, biat kültürünü esas olan bir eğitimle karşı karşıyayız. Tüm toplumsal kesimlerin örgütlülüğünü, birliğini, dirliğini sağlaması ve buna çok ciddi karşı koyması gerekiyor. Aksi halde gerçekten eğitim aracılığıyla 10 yıl sonra çok daha farklı bir insan tipleriyle karşılayacağız. İnsanların özgürlük, demokrasi arayışını Türkiye'deki iktidarlar hep bir terör, hep bir suçlama, kendilerince bir tarif edip toplum nezdinde küçük düşürüp imha edilmesi, yok edilmesi gereken düşünce ve yaşam biçimi olarak tanımlayıp yok etmeyle karşı karşıya bırakıyor. 12 Eylül'ün demokrasi arayışında olanların üzerindeki buldozer gibi geçişi AKP iktidarının zeminini hazırladı. AKP iktidarı da bunun üzerinden herhalde böyle gidişle önlem alınmazsa, gerekli tedbirler, gerekli mücadele yapılmazsa şeriatın taşları gerçekten döşendi, ramak kaldı. Evet, bir direnç damarı da var toplumda. Aleviler var, kadınlar var, özgürlük arayışçıları var. Kürtler biliyorsunuz bu konuda, bu toplumun bu anlamıyla en temel taşlarını umut veren yerde duran bir toplumsal kesimdir. Onun için önümüzdeki süreçte bu kesimlerin ortaklanması ve ciddi örgütlenerek bu gidişata dur demesinin elzem olduğu günlerden geçiyoruz.